Rönesans'tan alarak ilhamı, Vera'nın Kırmızıyla İmtihanı olarak ismini koyduğumuz, adlandırdığımız bu sergide aslında Rönesans'ın bir tekniğini uyguladık. Rönesans döneminde madenlerden elde edilen bir oluşum vardır. Bu kömür gibi düşünebiliriz. Bu oluşum bakıra çalan, kiremite çalan bir renk tonunda olan bir materyaldir, bir medyumdur. Çizim medyumu olarak kullanılır. Yarı transparan çizgiler elde edebilmemizi sağladığı için de katmanlı çizim yapmaya çok elverişlidir. Ancak günümüzde bu oluşumun artık tedariği bulunmamaktadır. Yani dünya üstünde aslında tükenmiş bir oluşumdur. Bu nedenle Rönesans resim geleneğinde kullanılan sadece renk tonunu aslında biz burada sergimize adapte etmiş olduk. O dönemde genellikle kağıdın orta kısmına diyebileceğimiz bir alana figürün genel hatlarının çalışılması, yan kısımlarına da daha küçük olan kısımların detay olarak ayrı kağıdın farklı köşelerine ufak detaylar şeklinde tekrar uygulanması üzerine yapılan bir tekniktir. Yani bir figürün el, ayak ya da kafa gibi kısmen daha küçük sayılabilecek alanları kağıdın köşe kısımlarına ya da diğer kısımlara detaylı bir şekilde ve daha büyük olacak şekilde çizilir. Bunu Pera Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileriyle birazcık denemiş olduk. Birazcık o tekniği gösterdim. Şu şekilde başladık. Öncelikle kağıdımızın o çiğ beyaz tonunu kırdık. Daha sonra üstüne ufak eskizler attık. Daha sonra o eskizlerimizi silik hale getirerek üzerine daha kırmızı tonlarında olan, sergimize de aslında ismini veren bu tonlarda özellikle 10, 11 ve 12. sınıflarda anatomi ağırlıklı, 9. sınıflarda da daha organik olan bitkiler, sebzeler gibi formları kullandık. Yıl boyu öğretmenlerimizin devamlı oluşturdukları sergiler var. Bir Pera'da bu bir gelenek. Ben de bu aslında geleneğin öğretmen sergisi olarak açılışını yapmış oldum. Bundan sonraki günlerde diğer öğretmenlerimiz de sergilerini hazırlayacaklar. Aslında bu heyecan yıl sonuna kadar devam etmiş olacak.